Herkese merhaba. Ceza Linç yayınlanmış Eser Yener'lerin kanalında ve tabii ki de bunu bekliyorduk. Ceza'dan yeni şeyler görmüyoruz uzun zamandır. Görünce de hep beraber izleyelim istedim ama 47 dakika, büyük bir ihtimalle de Eser bize copyright atacaktır ama hiç önemli değil. Ceza'yı izlemek bizim için bir keyif ve hobi. Hadi bakalım izleyelim. Ceza Linç'te neler olmuş? Kim olacak ama dede rapçi böyle? Geldiğim diyorsun abi. Sen geldin. Buraları izlemeyi sevmiyorum. Geçiyorum. Spoilerları sevmiyorum ben. Peki sakalı şekillendiriyordu. Bu da reklam. Hem ama hemen reklamı geç. Senin kralı Ceza. Yeah! Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Vallahi. Ne kadar güzel pantolon, ayakkabı, üst, şapka. Kral ya, ne kadar güzel giyiniyor. Seni burada ağırlamak bizim için şeref. Ben de şeref duydum burada olmaktan, layık gördüğünüz için, davet ettiğiniz için. Hepinize, bütün ekibe teşekkürler. Ne demek abi, çok teşekkür ederiz. Vallahi heyecanlıyız. Böyle Türk rapi deyince şu an gelinen pozisyonda, işte biz burada bir sürü arkadaşı ağırlıyoruz. Yani bir garip bir şekilde Türk rapine yön vermeye başladık biz burada hani. Öyle oldu yani. Bizim sinerjili olan ilişkimiz, efendim söyleyeyim rap dünyasıyla olan bir yakınlaşmamız, bir sürü genç arkadaşı tanıma fırsatımız oldu aslında. Benim de birebir de burada tanıştığım çok insan oldu. Evet. Sen de yani bu dönemi nasıl yorumluyorsun? Rap adına bu gençlerle ilgili... Bak adam şaman gibi oturuyor ya. İşle tanışıyorsunuz zaten. Kink! Valla eskiden bizim zamanımızda ilk 90'ların sonları bir de 2000'lerde sizin gibi değerli ve önemli programlar rap müziğe, bizim müziğimize daha fazla bu şekilde yer verselerdi. Hmm. Şu anda müzik de daha başka bir yerde olur bizim için, hepimiz için. Yani şu anda ki ben durumdan çok memnunum. Size de o yüzden de çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Gerçekten rap'e destek veren her konuda herkese kesinlikle sonsuz teşekkürler. Çünkü bunun yokluğunu çok yaşadık senelerce. 90'lar da hiç çok zordu değil mi? Yani bir rap müzik yapıp aynı zamanda bu ana akımda olmak... İmkansız, senin dışında imkansız yani. O zaman daha böyle kendimize has, daha bize özgüydü ortam. Hı. Yani mesela 95'te falan kendi yaptığımız hip hop jamlerle mesela düğün salonlarını kiralıyorduk. Hı. Gidip orada hip hop jam düzenliyorduk. B-boylar geliyordu, open mic oluyordu falan. Kendimiz yapıyorduk yani her şeyi böyle. Yani bizden önce daha biri rap ya da rap dinleyen bir kitle birileri vardı. Biz onlara rap dinletmedik de rap'i yarattık gibi bir durum evet. Oldu aslında böyle. Tabii ki Kartel var, bizden önce Bobby rahmetli. İslamik Force onlar yaptılar Almanya'da tabii ki ama buradan birilerinin mücadele etmesi de gerekiyordu. Onu da biz buradan tabii ki devam ettik arkadaşlarım ve ben birçok değerli dostlarım, arkadaşlarım. Yani isimlerini saydığım zaman unuttuklarım çok mücadele gidiyor sonradan. Hiç saymadan. Aynen. Ama kendileri biliyorlar zaten işte 90'lar. Tunç Dindaş, rahmetli Tolga falan işte Bulucin derken onlar bize çok destek verdiler 96'da. Bizim röportajlarımızı yayınladılar. Öykü Serter mesela Şafak Ongan 97'de 98'de yaptıkları programlarda, radyolarda bize yer verdiler hep. Şu an çok karizmatik geliyor sesi değil mi? Da sizler eksik olmaya böyle. Tabii yaşlandıkça biraz da bas halini alıyor ses. Çok güzel. Yani hani rap müziğin her zaman böyle bir ön planda olması gerekiyor ve böyle kaliteli platformlarda hani müzikten anlayan insanlarla birlikte işte esprili bazen komik ama en iyi şekilde temsil etmeye çalıştık elimizdeki bütün imkanlarla bu zamana kadar. Şu andaki durumdan dediğin gibi memnunum yani. Daha ne yapacağım? Busta Rhymes'la, Tech N9'la, Yella Wolf'la düet yapmışsın. D12'in direğinden dönmüşsün. Daft Punk'ın melodisyeniyle bir şeyler yapmışsın. Daha ne yapacaksın hocam? Daha ne yapacaksın yani? Yani genç kardeşlerimizin tanımı. Kaybettiğin tek şey mütevaziliğin. Mütevazilik hayatta kaybeder arkadaşlar. Kesinlikle mütevazı olmayınız. Çok kötü. Çünkü insanlar mütevazi insanları sever. Der ki ben geri zekalıyım. Ben hiçbir hayatta hiçbir sike, hiç boka yaramıyorum ama karşımdakine bak. Bu da benden lan. Bu da bir bok değil. O zaman ben bunu ezeyim. Sen kötü müsün? Kötüye bak. Seni sevdim lan. Sen kendini kötü hissediyorsun. Sen bir bok değilsin. Ben de bir bok değilim. Seni çok sevdim. Gerizekalılar böyle düşünürler. O yüzden mütevazı olmayın. Neyseniz onu sergileyin. Onu yapın. Onu söyleyin ya. Cezada kızdığım özellik bu. Maalesef ideal bir dünyada müthiş bir gönül, müthiş bir zihin, müthiş bir davranış tutumu. Ben de öyle bir insanım aslında. Ama maalesef ki bu dünyamız bunu hak etmiyor. Biliyorsunuz. Olması, böyle yer almaları burada falan çok hoş şeyler yani. Şu an peki o dönemde yaptığın savaşın sonunda böyle bir ortam oluştu. Sen gerekli saygıyı gördüğünü düşünüyor musun? Yani o saygıyı gösteriyor mu sana gençler?
Yani tabii ki gösterenler var. Bir çoğu hatta yani bu, bu durumda. Ya ben de onlara aynı şekilde saygı ve sevgimi gösteriyorum. Yani şu anda öyle bir... Saygı ve sevgi göstermek bence saçmalık ya. Yani rap'in ortamında birbirleriyle şahs... Dede şeyi bu. Dede ihtiyacı yani. Beni aramıyorsun bayramda. Bana saygı göster. Adam o kadar böyle bir demek ki bir aurası, bir ağırlığı var ki yani kendi istediği iletişimi alabiliyor. Ciddi bir şekilde şu anda 90'lar, 2000'ler rap konuşuluyor. Mesela bu benim de aradığım bir şey. Geliyorsun ve nezaket kuralları içerisinde sen nesin? Auran var. Ben böyleyim. Bana böyle davranacaksınız. Bu programın formatı benim gibi olacak. Böyle ceza gibi şu anda program formatı değil mi? Hiç o reçkoller işte ne bileyim Rain Man'ler falan o program gibi değil şu an. Bambaşka bir program haline dönüşüyor. Yani programın formatını alıyor, kendi değiştiriyor kendi karakterine göre. Bu çok aslında mükemmel bir şey ya. O yüzden işte seviyoruz. Yani bu bundan dolayı karşılıklı bir saygı kesinlikle var. Çünkü hepimiz rap yapıyoruz sonuçta. Ama bunun haricinde o rap değildir. Bu gerçek rap falan dediğiniz zaman bu kültürden olmuyorsunuz yani. Sadece dinlediğiniz bir kişiyi diğerlerinden ayırıp biraz daha fanatiklik ya da taraftarlık gibi oluyor bu sefer. Yorumları okuyorum. Okulda öğrendiklerinizi öğrenen 10 milyonlar var. Okulda yaptıklarını... Ne diyorsun abi ya? Hüsnü abi şu an dijital dünyayla ve sosyal medyayla aran nasıl? Ya fena değil. Bakıyorum arada böyle. Yani daha çok gündem haberler ve yani öğretici şeyler bakmaya çalışıyorum. Tabii ki en yoğun olduğum şeyler de benimle ilgili olan şeyler, yorumlar kendi profilimde. Yani DM'lerden falan. Sinirleniyor musun kötü yorum? Yok yok ya. Sinirim çoktan geçti benim. Kim bir şekilde onu hallettim diyorsun. Yani onu yazan kişi kendi zeka seviyesinde zannettiği için yani öyle şeyler yazıyor insanlara mesela. Çoğu linç edilen insan da aslında o durumda. Hani o yüzden o eskiden çok takıyordum. Hatta bulacağım lan falan. Adres vermiş. Ama onlar 2000'ler falandı zaten. Yani 20 yıl geçti neredeyse aradan. Sosyal medya daha yeni çıkıyor o zamanlar. Bir yani, tek o zaman daha sertti ya. Gerçekten o yorumu yazan böyle bulabilirsin hissi de oluyordu. Tabii, buluyordun tabii, da yani. Tabii. Yani ek sözlükte falan 4-5 yorum oluyordu. Kim lan bu desen bulurdun yani. Çok azdı gerçekten. Twitter'la Instagram'ın olmadığı dönem sanki böyle 100 yıl önceymiş gibi yani. Hani, evet evet. Ve o olmadığı zaman hiçbir böyle geri bildirim alabildiğimiz tek yer ek sözlük falandı gerçekten değil mi? Yani o dönemde. En fazla böyle dediğin gibi şu anda aktif haber alabileceğimiz, bir konuda bilgi alabileceğimiz tek yer orasıydı. Herkesin fikirlerini anında yazdığı, bir şey gördüğümüz böyle hakikaten. Ondan önce YouTube'da mesela 2008'de mi ne çıktı galiba? Tabii. 2008 tabii. Senesiydi. Yani kliplerimiz böyle işte bazı kanallarda yayınladı ondan işte. 2006'da da vardı da böyle kullanılmıyordu. Birkaç kişi galiba yüklüyordu. TV'ler bazı bizi desteklendiği kanallar. Birisi alıp Dream TV'den YouTube'a koymuşlar ya sen bizim kendimiz aklımıza gelmiyor YouTube'a klibimizi koyalım. Yani o dönemde konmuş hala izlenen şeyler var dokunmuyoruz mesela yani milyon artık geçti falan. Tabii. Yani o kadar böyle bazen geri kaldık ki bazı konularda. Ama işte ama ilk ekmeği de biz yedik gibi işte bizim Oğuzhan evde yaptığı şarkıyı YouTube'a koymuştu. Müzisyenliği oradan patladı işte Ferhat Göçer o dönemde de takip ediyormuş YouTube'u. Dünya çapında bir sürü star. Öyle oldu yani. Bir sürü insan sadece müzik de değil. Sanat yaptığı bir beceri, yaptığı bir sanat, spor. Çoğu insan oradan gerçekten tanındı yani. Evet evet. Bence pozitif anlamda kullanıldığı zaman sosyal medyanın bütün alanları iyi yani. Çok iyi bence de. Evet. Linç et. Başlıyor. Alkışlarınız da gelsin bakalım. İşte ceza alıyorsa biraz da seviye yükseliyor ya. O yüzden program çok izlenmeyebilir yani. Abi yaşlanmanı kabullenemiyorum. Valla zamanın acımasızlığı arkadaşlar. Sen kabullenebiliyor musun yaşlanmanı? Kabullendim artık ya böyle. Yani daha zoruna hazırlanmaya şimdi başladım kafamda. Yani şu an yüzden... yani peki kabullenme bir süreci var mıydı ya? Dur bir dakika. Şey. Hayır bunu yazan eleman da yani 10 sene önce kendine baksın anladın mı? Koda kadayıf oldu. Şu anda bak neredeyse 50 olmak üzereyim yani yaşım 48'e yaklaştı. Yani bir orta yaş bunalımı mı diyeyim artık? Öyle bir dönemler bir şeyler geçti bir araya falan ama değil. Hayat neyse bak 40'larda mı geçti? Ben oraları sanki böyle atlattım gibi geliyor ama. Bazen geliyor mu arada? Bazen şeyler? Arada geliyor. Ben de şunu hep düşünüyorum. Yaşlandıkça sinirim geçer hep öyle olur falan. Evet. Lan daha mı sinirleniyorum acaba? Çok kötü yani. O bende de var ya. Yaşlandıkça daha çok sinirleniyorsun. Değil mi? Bir tersine bir durum olması lazım ya normalde. Peki yani yaşlı rapçimiz
Yok yani. Hani şu an sen ilk yaşlanan rapçisin. Hayır. Kila Hakan var, yok mu? Karteller var, yaşlı rapçiler işte onlar. Ya senin nasıl olacağın çok önemli. Yani senin hani yaşlanınca takınacağın tavır şu anki bütün rapçilerin de rehberi olacak. Aynen. O yüzden huysuz bir rapçi mi olacaksın? Huysuz yaşlı rapçi mi? Ben de... Daha tatlı yaşlı rapçi mi? Ben de açıkçası hiç bilmiyorum. Çünkü Amerikan rapinde de şimdi eskiden mesela biz 95'te falan yani 94 ilk yazıp söylemeye başladığımızda Snoop Dogg'un o zaman albümü bizden 3 sene önce çıkmış mesela 91'de. Şimdi o... Bu arada 48 yaşlı bir yaşlı ya. Hani 60 olsa tamam diyeceğim. Yaşlı bir rapçi diyeceğim. O zaman da büyük bir olaydı. Şimdi birkaç sene sonra bizim albümümüz çıktı ya, biz neredeyse rap'le aynı yaştayız yani. Yani bu artık ben neredeyse... Yani aynı jenerasyon olduk Snoop Dogg'larla bir anda böyle. Adam benden 4-5 yaş büyük. Yani şimdi yaşını tam hatırlamam ama. Yani maalesef yaşlı... Snoop Dogg bayağı 55 var ya. Ben şimdi onlara bakıyorum. E-40'ler, şeyler, Snoop Dogg'lar, diğer old school rapçiler ne yapıyorlar acaba, ne yapacaklar? Ne yapayım, bir de çok erken giden oluyor mesela. Rap'te vardı hep 25-20 yaşlarında. Özellikle son 1-2 senedir çok giden oldu mesela. Ya, rap'in bir, öyle bir şeyi de var. Ama böyle hani artık rock'taki gibi fenomen almış. Hani 70 yaşında Rod Stewart'lar falan öyle bir şey aklım şu anda daha yok bakalım. Daha yok. Kim olacak o dede rapçi mi? Evet, çok kritik. Bekliyoruz gerçekten. Burada da Oğuzhan Uğur'la şimdi şey çok güzel. Yani şimdi beni de davet ettiler. İnşallah ben de orada olacağım. Oğuzhan Uğur'un şahane projesi Saygı 1. Ceza ve bütün rapçiler senin şarkılarını söylüyor. İşte önemli. Çok güzel proje be. Bekliyoruz. Sunucular gelip onları takdim ediyorlar. Olağanüstü bir organizasyona hazırlanıyorlar. Ne hissediyorsun bununla ilgili? Ben çok heyecanlıyım açıkçası. Yani böyle bir şeyin hayalini tüm sanatçılar kurar ama kimse yapmaya cesaret edemez yani. Oğuzhan buna biraz vesile oldu tabii ki bütün ekiple beraber. Teşekkür ederim kendisine. Valla çok heyecanlıyım. Büyük bir şey gibi benim üzerimde ya bu. Sorumluluk mu desem? Yani. Valla. Yani, çok isimler de çok. Herkes yani de koşarak de, gelmiş. Yani onlar yani sanatçıların neredeyse hepsiyle genç kardeşlerimizin birkaç tanesi hariç. Diğer tarzı müzik yapan sanatçılar da hepsiyle zaten daha önce ya konser verdim ya şarkı. Melisa'yı tanımıyorum. Başka kimi tanımıyorum? Era 7'yi tanımıyorum. Diğerlerini tanıyorum. Sefo hangi Ceza şarkısını söyleyecek ve nasıl söyleyecek merak ediyorum. Ve Kila Hakan ve Candan Erçetin hangi Ceza şarkısını söyleyecek merak ediyorum. Candan Erçetin büyük bir ihtimalle sadece nakarat söyleyecek. Bu şehir insana tuzak kuruyor vesaire. Server'i çok seviyorum, merak ediyorum. Kontra'yı merak ediyorum. Anıl Piyancı, Ayben, Banevo'yu çok merak ediyorum. Banevo Holocaust'u falan söylerse vay yıkılır ortalık. Bakalım. Çok güzel proje. Heyecanlandık ya. Ceza'yı böyle görünce heyecanlanıyoruz. Bir de bu projede albümü çıkacak. Hem de bu program linç falan çok güzel devam. Kılarımız var birlikte. Ya kesin bir çalışmalarımız oldu yani. Evet. Ama bir arada bu kadar insanı aynı anda aynı yerde olmak yani evet. Biraz daha tabii ki teferruatlı ve zor bir iş. Zor iş. Ve olması harika yani. Böyle bir saygı harika. Albümü. Yani Ama bunu hak ediyorsun bro. Bunu hak ediyorsun Ceza. Başka kimse bunu hak etmiyor. Sagopa mesela bence bunu hak etmiyor. Bir süperstar değil yani bence Sagopa. Sümeyye'leri aldı. Oradan buraya gitti. Şimdi ateistleri alıyor. Şimdi bir rakı içiyor falan. Enteresan hani bir star şeyi yok yani duruşu yok bence onda. Hit şarkıları da var ama Arabic sound gibi şeyler çok fazla arabesk bilmem ne yani dini içerikli şeyler ama Ceza tam bir rap star dediğimizde oluşan kafamızdaki bir figür. Hani bir ışık var dediğimiz muhabbet bu. Ceza'da tek başına bu var. Hala ya mesela yıllardır bir sürü insanlar geldi geçti. Ezel'de de var. Ondan sonra çıkmadı mesela. Bir Ezel derim, bir Ceza derim. Başkası yok anladın mı? Öyle tipteki insanlardan, nadir geleceklerden yani. Sana saygı duyulan bir ortamda senin şarkılarını bir yere gelip söylemeleri ama tam böyle yaşlandın demek bu arada. Bilmiyorum. Valla ben de oradaki... Onur ödülü gibi yani. Öyle. Yani ben oradaki sanatçı arkadaşlarımın hep... Şimdi bu... Yani benim orada olmuş olmam olay değil. Yaşlandın demek değil. Çok yanlış ve çok... Tabii mizah yapıyorsun anladım. Espri yapıyorsun da. Derin düşünürsek... O muhabbetin adı nedir? Yıllardır sen kült şarkılar yaptın. Bu ülkeye bu kültürü mükemmel bir şekilde getirdin. Buraya oturttun. Tahtını oraya koydun. Ve hiçbir şekilde de bunun önüne geçmedin. Herkesin yolunu açtın. Büyük saygıyı hak ediyorsun. Dur! Yaşlılık falan değil. Böyle işte ne espri şeyiyle de
espri yapıyoruz, yaşlandırmaya falan diye değil yani aslında. Tabii ki de adam espri yapıyor, bu bir show ve espri programı. Ama ben de ciddi bir insanım, buna da bu şekilde cevap verilir yani. Zaten bu olayı hep birlikte bir arada gösteriyor olmuş olmak, o da çünkü yani krallık yaptıkları olay, o yüzden hani... Ben şimdi bizim yapımcımız Sinerji, onlar bütün işin içinde ve yapımcısı, o sahnenin tasarımları falan, onların da hepsinden haberdarım ben de. Çok güzel bir çalışma var ve evet, evet, çok güzel bir sahne tasarımı var. Ben de çok heyecanlıyım o gün için. İnşallah sana yakışan bir yani saygı ya, programı olacak. Şu anda bu... Yaşlandım. Hani duyulan şey bile, verdiği atmosfer bile... Şey gibi bu espri, sen de şiş, çok şişmansın. Eser, sen de çok şişmanladın. Saçmasın. Fazlası. Mizahında zekası lazım işte. Neyse. Benim için inanılmaz bir manevi tatmin yarattı ya. İnanılmaz. Harika, tebrikler. Bakalım nasıl bir gece olacak. Biz de heyecanlıyız. Herkes de bekliyoruz müsait olanları. Saygı bir ceza ile başlıyor. Gazaprizm, kartel, kilahin, çevikler, isteyen... Skandal var. Oğuzhan Uğur'a helal olsun lan, böyle proje yaptığı için. Manda olma. Özgür ol ve manda olma. Gözümün içine bak ve savaşı hisset. Bu organizma kodaman olamaz. Kompradorlar ortasında kaldı. İnsanoğlu güneşe bakamaz. Sendikasyon olayı derine indi. Motive olamadın bak. Paramın içine konmuşum da nereden haberim olacak acaba bilemem. Önüme kondu dosyalar ve ben de imzaladım. Yapma. Kandıranmışım. İlk savaş. Fuat var orada. Bu gayet linç olabilir harbiden ha. Ceza için. Tek anladığım şey önüme geldi imzaladığım kısmı. Hayır demiştim, sus dedi mi? Yavaş dinliyorlar insanlar. O yüzden. Saçlarım varmış ama. Evet, saç. Vay be. Evet, o kadar yaşlanma değil bir 2005'ten öncesi olması lazım o zaman. Ya espri bulduk, oradan yürüyelim. Yaşlılık. Sen de çok şişmansın amına. Böyle mi espri yapalım yani Eser ya? Öyle bir şey durum vardı ki mesela, hani radyo programlarında bir... Sesin Ayyogi'ye benziyor Eser. Bizi çağırıyorlardı, gençler artık rap dinliyor falan, ceza bir şey var. Programa gidiyorduk, bizim parçayı çalmıyorlardı mesela. Lan o zaman bizim niye çağırdınız ki? Yani telefonlar kilitlendi abi, arayan programı falan. Sonra fark ettim ya, bizim bir çalmayacak mısın? Abi şimdi programda şeyler belli. Ondan sonra çalmayacak olanlara gitmemeye başladım. Bu sefer radyo programı kalmadı çıkacağımız uzun bir süre. Ama nasıl konu konuşturuyor, şarkını çalma ya. Çok saçmaydı ya durum. Yani böyle valla yani gerçekten. Çok yaşadık onu. Yani bir televizyon programında da aynı şekilde. Eğer söyletecekseniz parça, yani bizim parçayı çalacaksınız, birkaç parça söyleyebileceksek, yok ya bir şey böyle başlıyor böyle bilmem değişik. O yüzden kabul etme. Ulan asıl hype'ı oradan yakalayacaksın. Yani değil mi? Normal dinleyici zaten onu talep ettiği için dinlemiyor ki. Pop şarkısı atıyor mesela. Radyoda duyduğu için dinliyor. Hoşuna gitti bir daha dinliyor. Hoşuna gitti bir daha dinliyor ama ona yani adamın karakterine, yaşayışına ve anlattığı şeylere odaklanıp da adam mükemmel şeyler söylüyor. Ben bu adamı takip etmeliyim. Bu adamın izinden gitmeliyim ve bu adamın düşüncelerine sahip çıkmalıyım lan. Çok güzel şeyler. Adamın bir derdi var ya. Ben bunu konserine gideyim, şöyle yapayım. O yüzden mesela rapçileri bu kadar çok destekçileri var. Radyo programında mesela bu adamın şarkısını çalsan bir sürü dinleyici oraya bağlı bir şeyler yazar, bir şeyler söyler. Çünkü bu adamın hissiyatına, karakterine, yaşayışına sahip aslında. Onu istiyor bu. Diğer şeyleri çalıyorsun, 3-5 saniye geçiyorsun. Aslında bu adamın şarkılarını çalsan, belki de rapçilerin şarkılarını çalsan daha fazla hype elde edeceksin ama bu müzik piyasası biraz geri zekalı olduğu için, çünkü geri zekalılara yöneldiği için böyle devam ediyor. Bilmedik çoğunu. Mesela Okan abi, hani sağ olsun Okan çok destek oldu birkaç programında bize, ilk şeyden beri duyulduğumuz andan itibaren. Yani birçok fenomen sanatçı büyüklerimiz, arkadaşlarımız bize destek oldular o zaman da yani mesela, ama çok azdı ya. Mesela Amerika'daki 1979'da 80'lerde çıkmış radyo hala da aktif ve %100 her gün sürekli hip hop çalıyor. Oradan keşfeden sürekli sanatçılar olur. Yani eşit chartta müzik dinleniyor mesela. Yani rap de, rock da. Bizde hiçbir zaman rap ana akım gibi dinletilmedi. Müzik kanallarında çalınmadı. Ya biz hep kendimiz bir kültür olarak bu işi yaydık açıkçası yani. Bir tek bu dönem değil mi o? Yani sizin o çok patladığınız dönem. Bir de ana akım olmadı rap. Yani olmadı. Biz kendimizi bireysel olarak tanınıyorduk işte. Kendi evet. isim olarak. Yani yoksa böyle rap var diye bir durum yok. Listelere baktığım zaman
Tamam ben belki giriyordum. Birkaç arkadaşımız vardı ama onlar bütün her şey. Ama o dönemlerde uzay müziği yapıyorlardı gerçekten. Yani rap'in uzayını yapıyorlardı. Şu anda tabii ki de öyle bir muhabbet yok. O kadar güzel müzik yapan adam yok. Ama rap çok yaygın. Adamlar mükemmel şeyler yapıyorlardı. Çok yaygın değildi. Bu da bir oksimoron tabii. Şey poptu pop mesela. Şu an ama ana akım olduğunu kabul ediyorsun değil mi sen de? Yani şu ana an akımlardan biri oldu kesinlikle yani. Bence çünkü artık bu yeni sosyal medya, bu yeni streamleri, gençlerin kendileri şirket kurup parçadan çıkartma olayları çok fark etti. Çok. Benim hayatım boyunca şu ana kadar, bu yaşıma kadar yaptığım parçaların neredeyse hepsi başka şirketlerde hakları yani. Ben gözüm kapalı hepsine imza attım albümler çıksın diye. Yani hiç... Ya bu ne kadar rezalet bir şey. Sen cezasın. Yani hayatın boyunca belki de Türkçe rapte Türkiye olduğu sürece Ceza ölecek, rapçiler ölecek, biz öleceğiz vesaire. Devam edecek ya bu kültür. Bu rap devam edecek ya. Yapı taşı oldu bu adam. Mozart gibi bir şey 100 sene sonra. Böyle bir adam mesela yani hakları kendine gitmiyor. Çoluğuna, çocuğuna veya karısına, bilmem neye, aile, akrabasına gitmeme olması çok kötü bir... Yani bu ne lan? Gerçekten burada komünist olabilirsiniz. Yani. Enteresan mevzu. Bir şey kazan. Ama Allah'tan bu dönemde öyle bir şey yok. Sen YouTube kanalını kur babacığım. Kendi haklarını al kendi başına yap. O dönem böyle değildi. İmza atıyordun. Bok oluyordu. Anlamıyorum şu an. Belki olsun diyor. Ama şu an son bir iki senede işte kendi çıkarttım. Yani yapacağım her şey daha yeni benim oldu. Ömürlük mü veriyorsun onun teliflerini? Ya böyle onun gibi oluyor aslında ha, biraz ya. Anladım. Yani birçok zaten Amerika'da rapçilerin de punchline'ları var. İmza okumadığımızı biliyorlar anlaşmaları diye. Yalnız değil mi o konuda? İmzaladım. Devam edelim. Ceza bu kıyafetlerin aynısını giydi Aydın'da demiş. Evet bazen oluyor mu? Mersin'den geçti geçti. Aynı kıyafet. Aslında aynı kıyafet. Sahne kıyafeti mi bu yoksa? Abi benim valla öyle özellikle böyle bir şeyim yok. Yani rahat olduğum şekilde gündelik hayatlarına kadar yakın. O birbirine yakın şeyler giymeye çalışıyorum açıkçası. Yani. Sahnede de hafif ayakkabı ya da şort ya da üzerindeki tişört. Hava ne kadar soğuk. Şu andaki efsane ama şu an giydiği şeyler. Soğuk olsa olsun genellikle tişörtle çıkmaya çalışıyorum. Çünkü neden? Üzerime bak, gidip kalın şey boğuyor beni her şekilde. Rahat etmek için. Aynen. Stylistin falan var mı abi? Şu anda ilk defa kullanmaya başladım. Şu anda var mesela. Son yaptığımız bir turne çekimleri. O zaman kesinlikle kullanmaya devam et. Çok iyi şu anda. Onunla birlikte çalıştık. Çok geç kaldım babacım ya. Niye böyle yaptın ceza? Sözlerle çalışıyoruz yani son bir senedir. Daha önce yapmamıştım. Daha önce kendim çünkü... Mutlu musun? Öyle bir rahatlatıyor mu seni? Ya normalde çok alışık olduğum bir şey değil ama yani artık yani böyle... Arada bir yapmak lazım çünkü kafam yoruldu artık şunu mu giyeyim bunu mu giyeyim demekten. En azından onu kurtardım biraz. Zaman kazanıyoruz değil mi hayatta böyle güzel. Devam edelim. Fanta dağıtıyor musunuz demiş böyle. Fanta Fest'te. Vallahi. Bu sene de Fanta Fest'te çıkıyorsun evet. Abi. Daha önce de. Hani geçen sene çıkmıştım. 2010'da çıktı. Ben Fanta kapaklarını oradan bir sürü Fanta alıp konsere gitmiştim ya. Çok ufaktım. Vay be. Ne zamandan ne zaman? O param yoktu o zamanlar. Gerçi şu anda da param yok. Şu anda da öyle bir şey olsa yine kapak toplayıp giderim konsere yani. Enteresan zamanlardı ya. Daha önce 2009 ve 2010'da olmuştu. Bir de şimdi geçen sene bir de bu sene oluyor. Çok güzel. Kimle? Kimle çıkacaksın? Bu sene Tarkan var. Tarkan'la beraber. Evet. Harikaymış. Devam edelim. Abi korku filmde oynamayı düşündün mü? Valla korkunç mu görünüyor? Çok vallahi normal. Kendimi hiç beğenmem normal. Tipsiz gibi görürüm ama korkunç bir defa görüyorum. O olabilir. Burada yakışıklı korkunç duruyorsun ama bu iyi yani. Şurada köprücük kemikleri, kaslar falan şey oluyor. Bir şey ama çok fazla gülümsemiyorsun abi yani ya katıldığın özellikle programlarda değil da. Ya aslında. Hani... Evet. Evet hiç güldüğünü görmedim ben. Bu programda gülüyor. Ne bileyim beni. Bilmem geldiği zaman gülüyorum aslında. Hayır ben toplam bütün hani programları da izledim falan. Hepsine toplam güldüğün kadar şu an güldün. Yani artık olabilir artık abi, öyle evet. Bir hani styling gibi bir karar mı verdin? Bir gülelim ceza o böyle olmaz. O tabii güzelliğinle de ilgili olabilir. Abi, teşekkür ederim süper. Devam edelim. Simitçi bu yıl mı o demiş bir kaç yıl? 2007 senesi. 2007. Avrupa Müzik Ödülleri'nde ödül almıştım. Türkiye'ye gelen. Bunu da kimse bilmiyor işte. Kaç yılı diyor yani anladın mı? Adam yemeği de ödül aldı MTV'de. Bilmiyor kimse. Enteresan ya. Ödülü. Evde duruyor. Onu biz, ben yanlış hatırlamıyorum, canlı izledik değil mi? Evet.
canlı MTV'de aynen çıktığını söylediğin şarkıyı. Aynen. Çok iyi. Devam edelim. Şahan'ı artık sevmiyor galiba ama ben de böyle bir video yapmış Şahan'la ilgili. Bana bak çünkü elemem dostumu göremezsen, düşmanı postunu yere seremezsen, rüzgar gibi esemezsen, gelemezsen, kalbimi geri göremezsen, sen bile beni yüreğimi göremedi, kendini bilemedi, yamacıma gelemedin, amacına varamadın, her yeri kanalını barışla yaralım, acımadan aldın, rüyaları aldın, bağralısı, gök arısı, İstanbul kalem harba kulundan çıktı, en baba rap işte başına adarısı, ma telefonunu getirsene bana baksana, lakla gitme sakın ha sen, dinle kelime dediğimi kilometreler, milimetrelik hesaplarla yazdıma ihtiyaç... Evet. Ceza nefes mi alsak koçum demiyor. Bunu hep söylüyorlar. Burada. Oksijen. Şahan'a da sevgiler, benim de komşum. Bunu da unutmuyoruz mesela. Senin çıktığın anlarda televizyonda olan şeyler de çok renkli, güzel şeyler. İçerikler çok güzel oluyordu. Burada evet. Da Şahan'la yaptığınız bu düet. Evet, buna çok katılıyorum. Eskiden öyleydi gerçekten. Ha, demin aslında o biraz eksik kaldı. Tam onu diyorum. O zamanlar ne zaman az programa çıkıyorduk ama her seferinde işte arayanlar, rating, her şey top oluyordu mesela. Aynen işte. Daha demin video çektim. Bak bundan sonra çekmeyeceğim o videoyu. Bundan önce çektim. Ceza Şahan skecini. Bundan önce ne kadar denk geldi gerçekten. Ve aynı şeyleri söyledim. Gerçekten şu an çok mutluyum o yüzden. Bak bundan sonra izlersiniz onu, yüklerim. Aa, enteresan lan. Çok acayip yani. İnsanlar hep bunun farkındaydı. Hani büyük kitle var ya bu. Yani göz ardı edilemeyecek bir durum var dışarıda ama işte belli kurallar konmuş artık. Yani daha böyle daha poptu yani ortam. Kırılamadı o şey evet, bir türlü evet. Yani. Şu anda bile daha çok zor. Biraz boş bırakılsa yine piyasa hemen değişebilir. Evet. Tabii yani. Allah'tan bloke Uzi var. Sürekli iyi şarkılar da yine bütün her çeşit rapçiler bastırın yani. Yok bu arada hani kesinlikle pop olmasın diye bir durum yok. Tabii ki her müzik yapan bütün arkadaşlarıma pop, rock fark etmiyor genresi ama ya tabii ki rap'in var olması da çok önemliydi. Yani birçok genç isim artık ailelerine bakabilecek kadar rap'ten para kazanma durumu eskiden çok yoktu yani. Hakikaten tabii. Şu anda var yani. Hatta sanatçının yanındaki insanlar... Sahtiyen müziği bıraktı ya. Sahtiyen gibi bir adam bıraktı yani. Adam şimdi bir şirket çalıştırıyor. Telekomünikasyon mu bilmem. Ekibi bile bir artık bir sektör gibi olmuş oldu yani. Tabii tabii. Maddi anlamda bakarsanız eğer, manevi anlamda yapıyorsanız zaten ölene kadar öyle devam eder ama... Ben manevi anlamda. Ölene kadar devam. Parasız. Ve YouTube. Ya yaptığınız işten para kazanmak kadar güzel bir şey de yok. Profesyonelliğin anlamı zaten budur yani. Rap profesyonel oldu artık yani Türkiye'de. Rapçilerde hep şöyle bir durum var. Buraya konuk geldiğinde mutlaka yanında 10 tane mahalleden çocuk arkadaşı oluyor. Ve o çocuk arkadaşına da mesela geçen reç koymadı mı? Bir demişti. Evet. Hepsi birer milyon dolar kazanmadan bu işi bırakmayacağım diyordu mesela. Hani kendi hedefini de bırakmış da yandaki de birer milyon dolar... Hani dedim yer bari bir dolar olmasın saygıyla. Yoksa ömür boyu bırakamazsın. Hani ama hep öyle bir şey var yani. Hani bir evet, klan evet. Gibi dolaşma ve aslında hepsinde aynı mahalleden çıkarma hikayesi var. İçerikleri, yaptıkları müzik, rapin o tarzı da onlara çok uyuyor. Mesela hani para ön planda biraz. Hani Amerika'daki örnekleri de öyledir biraz daha. Çünkü getodan ya da fakirlikten bir şeyden kurtulmak bir başarı aslında bir nevi. Aynen öyle. Ya hepimizin öyle şey değil mi? Çünkü... Hayatın boyunca bir şeyler yapıyorsun, bok gibi hissediyorsun ya. Seni bok gibi yerine koyuyor insanlar. Sen de rap yapıyorsun. Hani rap yaptığında aslında müzik yaptığında bile şey diyorlar. Müzik mi yapıyorsun lan sen? Ezik misin? Sen iğrenç insan mısın? Sen nota bile bilmiyorsun. Sen ne yapıyorsun lan? İki tane tık 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 üstüne bir şeyler söylüyorsun. Sen konuşuyorsun lan. Şarkı diye söylemiyorsun. Sen kimsin lan? Hayata bakıyorsun. Hayatta da aynı şey diyorlar. Sen kimsin? Hiç müzik yapmıyorsun. Sen iğrenç bir şekilde doğmuşsun, yaşıyorsun. Sen ezik. Gerizekalı, iğrenç herifin tekisin. Müzik de yapamıyorsun, hiç bok yapamıyorsun. Şarkının üstünde konuşuyorsun, bilmem ne. Bu doğal seleksiyon ya hocam. Adamı ezin, 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 ezin. Hiçbir alanına şey bırakmayın adamını. Adamın yaptığı, hayatta yaptığı bir şeye bile bok, 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 bok savurun. Ondan sonra adam buradan zengin olsun. Tabii ki de bir dışa vurum artık yapacak. Ben başardım ve alın ulan. Alın istediğiniz şey bu değil mi? Şimdi bana saygı gösterin diyecek. Ondan sonra tekrardan diyeceksiniz ki aa herife bak. Parayı buldu. Hava atıyor. Kendi tayfasına iyi bakabilenler gerçekten çok iyi yapıyor. İşte bizim yaptığımız hatalar yapmadılar. Kendi şirketlerini kuruyorlar. Şarkı evet. Çıkardıkları zaman %100 hepsi bütün para onların oluyor. Evet. İyi bir yönetim şekli kullandılar işte. Belki de. Hatta da sizin dönemde öyle bir şansınız yoktu abi. Yani, yani YouTube'du, izlenmeydi, Spotify'dı falan öyle şeyler yoktu ki. Yani mecbur o sözleşmeyi yapmak zorundaydın sen yani. Tabii şimdi yani. Bile ilk albümleriyle hepsinin kavgalılar.
Hepsi ilk albümlerinde bir kaptırmışlar yapımcıya yani. Evet, hep evet. Konuştuğumuzda öyle oluyor. Ve mecbur onu bir kere yaşıyor herhalde. Evet. Ya ben telif... Çok saçma bu. Telif mevzusu gerçekten çok saçma. Ben bunu anlamıyorum yani. Mesela Ceza'nın şarkılarına bakıyorum. Esen müzikti. Yani ben bir sanatçının, bir müzisyenin şarkısını dinliyorum, tamam mı? Ceza bu mesela. 15 yıl önceki bir şarkısını dinliyorum abi. Her zaman dinlemek istiyorum ben bu şarkıyı. Ama adama destek veremiyorum. Verdiğim şey esen müzik. Cezayı dinliyorum ama esen müziğe ben para kazandırıyorum. Neden? Ne kadar saçma ya. Sonsuza kadar böyle gidecek. Adamın yaptığı bir esere, adamın yaptığı bir tabloya, adamın yaptığı bir müziğe ona destek gitmesi gerekirken başka bir insana neden destek gidiyor? Bu çok saçma bir, bu mükemmel bir sömürü ya. Yani eskiden neden böyleymiş? Çok saçmaymış değil mi? Çok saçma ya. Şu anda bence gerçekten hukuk kuralları içerisinde anayasal bir düzenleme olmalı ve bu değiştirilmeli. Sanatçı telif atabilmeli. Kardeşim ben anlaşma yaptım ama sonsuza kadar sizle bir şey imzalamak istemedim ki. Sonsuza kadar kimse kimseyle bir şey, anayasal bile süreç sonsuza kadar ilerlemez. Böyle bir şey imkansız ya. Telif atıyorum lan. Tekrardan anlaşma yapacağız. Belli başlı para mı ödeyeceğim size? O dönem zaman diliminde siz benim dağıtımımı şu şekilde yaptınız. Size şu şekilde para. Tamam. Ama bundan sonraki her izlendiğim telif hakkı ben içerisinde olduğum için, bu eseri ben yaptığım için bana ödenmek zorunda diyecek. Ve ona göre uygulanması gerekiyor. Çok saçma bu telif hakkı muhabbeti. Gerçekten çok saçma. Telif hakkı denilen olayı hayatımda 2002'de gördüm. 2002'de Stockholm'a konsere gitmiştim, İsveç'e. Bir festival gibi bir şeydi. Oranın yerel grupları, ben buradan Türkiye'ye gittik. Orada normalde para bile almıyorduk yani. Bu böyle dostluk konseri falan diye. Mesela bize harcı rahatlar. İşte gel yol paralarımız falan almıyorduk. Birkaç gün orada kaldık. Sadece o arada bir oranın bir gazetesiyle çok kısa bir söyleşi yaptık. Kadınlar günü hakkında ne düşünüyorsun dedi. Böyle şöyle bir paragraf söyledim. Türkiye'ye döndüm. Aradan 2-3 ay geçti. Bana Hema Müzik'ten dedi 500 euro para geldi. Ne parası dedim böyle. O gazetede yaptığım röportajın telifi. Aa. Ah siktir. Telif ne ya diyorum ben. Lan konserden para almadık biz. Nasıl oldu böyle bir şey? Keşke birkaç röportaj daha yaptaydım. Bu röportajın çocuklarına kalıyor falan böyle. O yani, ben röportajdan ben de ilk defa duyuyorum ama yani. Röportaj evet, evet, sesli ya. Görüntülü mü röportaj? Yok, gazetede çıkmış. Gazete sadece benim şeyde kaydetti. Kaset çalar vardı o zaman, normal şeydi. Aa. O kadarcık bir paragraf için sadece... Yani öyle bir sistem dünyada olduğunu öğrendiğimde dedim... Yani orada sıradan bir albüm çıkarıp çok az bile satsa... Çok fazla para kazanabiliyorsunuz. Çünkü mesela Almanya'da, İsveç'te mesela daha hala öyle. Çıkarttığınız kitap ya da albümler, fiziksel olan her şeyin başında devlet size 20-30 bin lira, euro bir para veriyor böyle. Yani size sanatınızı destek ya da bir şeyden dolayı. İsveç'te... Ne kadar güzel lan. Mesela kitap çıkarıyorsunuz, 10 bin tanesini kendi satın alıyormuş mesela daha çıkar. Vay be. Neler öğreniyoruz ya. Çıkmaz devlet arşivine koyma, okullara koyma falan yani. Böyle şeyler olduğunu gördüğümüz zaman teliftir, yani diğer haklar. Sadece gidip konserden para kazanmakla hayat yani çok zor olur birçok sanatçı, müzisyen için. O yüzden böyle şeyler de demek öğrenmiş olduk zamanla ama Türkiye'de daha yeni başladı işte. Yeni. Gerçekten telif yeni başladı yani. Ki daha birçok insan da yani aynı şeyde... YouTube'la beraber. Ödemiyor mesela. Daha hala bilincinde değiller birçok mesela yapan televizyon tamam. Kurumları falan. Kullanıyorlar bazı şeyler ama... Evet. Oturuyor. Yine başladı evet, en azından. Evet evet, oturacak yani en azından. Devam edelim. Abi adamı Tolga Çevik, Sansar Salvo falan beğenmiş, Skala'ya bak demiş. Abi yani seni takip eden ve sevenlerde hakikaten hani her kesimden insan var değil mi? Evet, yani evet. Bu önemli bir... Her yaştan, her kesimden. Yani sanat camiasından özel... Hayır, çok yanlış bir yorum. Adamı Tolga Çevik ve Erlik Jahrein beğenmiş ve paylaşmış dese okey derdim. Bu büyük bir enteresan bir Skala. Çok değer verdim. Hatta Gülben Ergen dese okey der. Yıllardır mesela Harikton'un büyük abilerim, sanatçılarım falan da var yani. Hı. Sanatçılar da var. Yani bu müziğim sayesinde bunun olmuş olması büyük bir... Babamın rahmetli en gurur duyduğu şeylerden biriydi. Yani birçok sanatçıyla konserlerde, festivallerde muhabbet etti mesela gençliğinde dinlediği işte. I'm desperately begging you. There's a link in the description. There's a code. Mark a journey. Şahit abilerle olsun, rahmetli Erkin Koraylarla falan. Böyle hani onlar manevi şeyler güzeldi ya böyle. Bize sevgi göstermeleri, saygı duymaları,
Çok önemli. Yani bu skala gerçekten önemli. Hepsine de buradan saygılarımızı, sevgilerimizi yolluyoruz. Devam edelim. Sagopa ile Barış. Kariyerin boyunca da. Bakalım ne diyecek? Karşılaştığım bir soru. Ya eskiden şey... Barışmasın ya. Şimdi bir savaş vardı böyle. Bir düşmanlık, bir şeyler vardı. Aramızda onlar bitti yani. Şu anda bir... Ama öyle demiyor. Düşmanlıklar unutulur diyor cenaze günlerinde. O hala düşmanlık olarak görüyordur. Yani bir dargınlık ya da... Savaşta değilsiniz yani. O kendi yolunda farklı bir tarzda bir şeyler yani müziğini yapıyor. Ben de aynı şekilde kendi müziğimi yapıyorum. Yani insanlar sadece böyle aranızın böyle iyi olmasını da değil, birlikte üretmenizi de istiyorlar değil mi? Böyle yani bir sanki şey ona var. Geliyor yani sonuç olay. Yani eksik olan bir tek o var yani. Yoksa çok fazla değişecek olan bir şey yok yani. Bir araya gelme durumu hiç olma ihtimali yok mu hala? Yani şu dargının anda, dozu. Yani şu anda öyle bir durum yok yani açıkçası. Ama o zaman ömür boyu bu soruyla sakın böyle bir araya gelin diye de olacak. Gerçekten inşallah da gelirsiniz, birlikte de izleriz, belki de olur. Yaşlı rapçi dedeler bir arada gibi bir en azından mesaj vermek. Arkadaşlar bak, eserdeki de bendeki, bizdeki göbek değil. Bak sahneye çıkıp konuşan insanlarda bir diyafram kası var. Evet. O burada böyle alttan bağırsaklarda şey öyle şey yaptı ama göbek gibi. Göbek gibi. Bir dakika. Bak beni katmasan yerdin. Yok yok. Diyafram arkadaşlar. Beni koymayacaktın örneğin için. Abi bizimkiler göbek değil. Diyafram yani. Bira göbeği değil mi? İçiyorsun. Nasıl bir diyaframsa. Dikkat ediyor musun şu an böyle bir... Spor yapıyorum evet. 50 yaşında adam olsun o kadar be. Sizde de vardır. Yani şu anda biraz son bir iki senedir biraz ara verdim. Ama yani aktifim çoğunlukla gençliğimden beri. Devam edelim. Seninle de benim gibi adamda bir fark var. Tek odinde çık odinde yapıp odinde yapıp odinde. Fark var. İbrahim tatlı sese ceket çıkartan adam. Ne oluyor abi? Hadi kalkan. Abi benim arkadaş ortamın alakası değil. Abi bu şovu bu hale getirmek olağanüstü bir şey ya. Yani İbrahim Tatlıses'i bu hale getirmek yani. Olağanüstü bir şey. Çıktın da gurur duymuşsundur ya. Bu inanılmaz bir şey ya. Yani canlı değil mi de? Canlıydı evet. İbrahim abi de bir program zaten şeydi. Gazze'ye yardım programıydı zaten. Onu o şekilde yapmıştık. Bu ya o ya da bir iki kere çıkmıştım zaten konuk. Ya da mesela bu program da öyle bir program sonrası... Anadolu'ya gittiğim zaman özellikle tanınırlık, ilgi öyle bir farklı hale gelmişti ki yani aslında. Bu bir de abi prime time komik programı. Komik de oldu biraz böyle. Kana mizah gibi oldu program aslında bence. İbrahim abi de buradan sevgiler, sağlık diliyoruz ya. Baba. Sağlıklar valla gerçekten. Ya o yani diyelim Beyaz Show, Okan Boygen tabii genç kitle ve gece yarısı hani daha bir genç kitle. Ama İbo Show ailece izleniyor yani. Belki ilk defa duyan bile olmuştur o programın sayesinde. Ve böyle duyuyor. Bunlarla yapılması gerekiyordu gerçekten yani. Buraya çıkılması gerekiyordu, çıktı yani. Çünkü o zaman Spotify listesi yok ki. Adam buna çıkması gerekiyor. İstese de istemese de bunu yapması gerekiyor yani. O istese de istemese de imza atması gibi yani hani. Siz albüm yaparken bir şirkete gidiyorsunuz değil mi? En basitinden Spotify'a giriyorsunuz. Spotify size bakıyor. Kim lan bu blog 3? Ne yapmış? Tamam, şarkısı işte MP3 şirketlerinde olabilir. Hadi bunu salalım gibi. O dönemlerde böyleydi. Yapacak bir şey yok. O ya kalkanlar, zıplayanlar. Olağanüstü başarı abi gerçekten o dönem için. Aynen. Devam edelim. Bu eski haberin Ceza Sagol seviyorum edebiyatı çok boş. Bizim internet kafede rap açanı dövüyorlar. Ben çocukken de dövüyorum. Valla hangi kafe çok böyle baba? Aynen, enteresan. Herkes rap dinliyordu internet kafelerde o zamanlar. Bu da şey anlamında söylüyor. Yani şu an eski abiler Ceza Sago dinliyordum diyor. Dedim ettik ama dinlemiyorlardı. O sıra kimse dinlemiyordu. Biz dinliyorduk diyor. Tamam da o zamanki eski abilerdi onlar ama. Ha. Onlar şimdi büyüdü. Eski abi oldu ya, onlar dinliyor. Onlar dinliyordu. Bundan sonraki eski abilerin hepsi rap dinlemiş olacak. Evet. Şu 50, an... 100, 200, birkaç yüzyıl böyle bundan sonra. Yani şu an eskiden beri o kitle...
Yani mesela albümler ne kadar satıyordu abi senin? Mesela o 2000'lerde 300 bin satmıştı, onu hatırlıyorum. 95'te falan. Ya benim Rapstar galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Öyle milyonu yani falan buluyor muydu, vardı yok, yani. Milyonu bulmuyordu ama fiziksel satış olarak Kartel'den sonra en çok satan Rapstar albümü oldu mesela benim. Hammer Müziğin de zaten bana verdiği bilgi de yani fiziksel satış olarak. Fiziksel. Şu anda ölçülemiyor işte Spotify dinleme falan nasıl oluyor? 150'ye 1 mi sayılıyormuş neyse. Yani ya o sıra 500 bin falan o var mıdır? Atıyorum ya yani o bir o zaman bir sayı veriliyordu yani. Ya böyle evet. Bir garip bir şey, şu kadar Tarkan şu kadar sattı falan diye bir şey vardı eskiden. Eskiden milyon böyle biraz kolay gibiydi ya evet. Herkes. Yani milyon olan çoğu belli sanatçılar milyon kesinlikle yapıyordu. Yapıyor artık. Böyle. Yani. Artık 1,5-2-3. Yani başka şey yok ki oradan alıyorlar. 3 milyon zorlamalar vardı yani. Sen de o sıkıldın. Sonra yavaş yavaş ha. Ben milyona ulaşmamış olsam da yaklaştım yani açıkçası. Fiziksel satış olarak. Zaten o da kalmadı yani şu anda gönülden böyle kendimiz yaptığımız bazı şeyleri plak olarak basıyoruz yani belli sayılarda. Yani o da koleksiyon yapanlar için mesela çok değerli oluyor zaten sonrası. Bir de şey vardı abi bizim o dönemde, ben de hatırlıyorum. Radyoda şarkıyı bekliyordun, hop evde kayıt aynen, yapıyordun kaydı, yani. O böyle sevdiğin şarkı gelince. Çok değerliydi eskiden müzik ya. Hani bir elimizde olan bir CD. Onu ben de hatırlıyorum. Bu gece işte bilmem ne sanatçının ilk şarkısı çalacak saat 11'de. Lütfen radyonuzun başından ayrılmayınız. Hemen ne yapıyordun? Bir tane böyle play tuşu ve play stop tuşu vardı. Ona basıyordun. Kayıt alıyordu. Ondan sonra tekrar durdura basıyordun stop'a. Artık kayıt istedin. Döndüre döndüre dinliyordun. CD, ne olursa olsun CD çalar ilk çıktığında 90'larda yani daha doğrusu eve geldiğinde benim. Hemen bir CD yok. Gittim ilk bulduğum iki tanesi Elton John'la Boy George'un CD'leriydi ya. Bayağı bir onları dinledim uzun bir süre yani. Hani çok iyi başlamışsın. Ama ben çok Çelik'in CD'sini almıştım yani. Sevdaya çiçek diye böyle. Sevdası çiçek. Onu dinle bak şu an. Sanki de unutmuyor. Neyse sen 35 yaşındasın. Adam 48 yaşında. Sevda çiçeği. O da güzel abi. Çeliğe desek de. Evet. Ya, güzel abimdi. Çeliğe de. Devam edelim. Abi niye kimsenin saçı yok demiş biri. Abi orada yaş ortalaması galiba 50 falan. Benim rapte böyle abi diyeceğim adamlar Amerika'da bile sınırlı. Akhenaton, Shuriken 67 doğumlar ve Fransa'daki rapin ilkleri kesinlikle onlar. Marsilya'ya gittim de onları ziyaret ettim. Beraber parça yaptık. Yani çok büyük müzik insanları ya. Albüm de çıkacak mı Ceza? Lütfen. 3 sene sonra çıkar mı albüm? Artık çıkar ya. Çok hayır mi? Bak sonra çıkartıyorsun. Şarkı eskiyor. 3 sene sonra çıkartırsan şu anki yaptığın şey eskir tabii ki de yani. Artık hayat değişiyor hemen. İşler yaptılar yani. Fransa'da en çok satan fiziksel albüm onlara ait mesela. Hani Kartel nasıl bizde en çok satan rap albümü ise işte IM'de Fransa'da o durumda yani. Gelmiş geçmiş en çok satan rap albümü. Bir şey hani o yurt dışı birlikte. Ya da Fransızca pop rap gibi ya. Bir şeyler yapma. O duygu ve dünya devam ediyor mu abi? Her sen zaman. Sen gittiğinde yurt dışında mesela istediğin yer. Olmaz mı? Hele ki bir de sanatçılara denk gelip stüdyo ortamına falan giriyorsanız. Ya çok güzel anları zaten ben hep oralarda yaşadım. Yani mesela müzik yaptığımız sanatçılar oldu yabancı. Ama en önemlisi konserlerde, kulislerde mesela normalde adımızın adı Wu-Tang'ler, Fat Joe'lar, Terror Squad'lar. Bir sürü ünlü isimlerle yani konserlere çıktım yurt dışında festivallerde. Ya birçoğu da böyle canlı birebir freestyle yapmak, kuliste rap yapmak, onların beni dinleyip bir dakika ben bu zenciyi dinlemek istiyorum dedim. Yani Fat Joe'yla bunu yaşadı mesela en basitinde. Terror Squad varken kendileri odaya girdiler. Benim şovumdan sonra Roots'un DJ Scratch sahnesine beni davet etti. O demin sahneye çıkan kişi. Yani böyle manevi şeyler yaşadım. Birçok sevenlerimin bile haberi yok benim o taraflarda dönen. İşte bunları niye anlatmıyorsun abi ya? Buna uyuz oluyoruz ya. Ne bu mütevazılık ya? Artık bu dünyada mütevazılık yok. Kötü bir dünya burası. İğrenç bir dünya. İdeal bir dünya yok. İdeal bir dünya olsaydı herkes vegan olurdu hocam. Gerçek söylüyorum. Bok gibi bir dünya burası. Bunu söyleyeceksin ya. Ondan sonra senden bok gibi, senden vasat, senden iğrenç bir adam gelir. Sana böyle bakar. Böyle bakar sana o adam. Hayır. Sen cezasın. Bırak suçlu aransın. Çocukken hayran duydum adamların bu şekilde bana hayran yapıp respekt vermeleri. Bu işte biliyoruz bunu ya. Bunu biliyoruz işte. Peki orada anlat bunu işte. Eskiden programlara katıldığın muhabbette bile DJ Funkis'i konuşuyordu. Sen konuşmuyordun. Neden? Çünkü mükemmel bir adamsın. Ama dünya mükemmel bir yer değil ki.
İngilizce Türkçe yapıyorum ve insanların böyle Türkçe kalıp böyle buna hayran duymak çok muazzamdır. Mesela MTV Open Festivali'ne gittiğimde Wu-Tang mesela headline'dı. Ben MySpace Most Wanted olarak gittim ve oylama bütün sadece Avrupa'dan yapılan oylamalar, o zaman da Türkiye'de MySpace onu bilen falan kendim bile yani bu kadarını beklemiyordum açıkçası böyle. Ve inanılmaz bir şey yaptık. Gerçi benden önce Leroy çıktı lanet olsun Science Pokrov'dan. Öyle bir yaktı ki sahneyi. Benim hayatımda benden önce çıkıp da sahneye yakıp böyle moralimin dağılmasını çekmem sen. Alt gruba bak. Yani... Dolayısıyla sen daha büyük gazda yani çıktın değil mi? Daha yani. Ama pek şey yapma. Adam yani yaktı zaten. Ama her gittiği yerde bir bonusu var ya. Holocaust'u o dönem söylese bütün dünyada herkes bakıyor. Bu ne lan diyor. Onlar için fast rap ya. Fast rap ardı ardına İngilizce'de çok fazla bu dudak hareketleri birbirine yapışmıyor ya. Bu adamın öyle yaptığı şarkı Holocaust. Ve ma falan bunları İngilizler eser yapamıyor Amerikalılar. O siktir lan diye bakıyorlar böyle. Ne yapıyor lan bu adam? İşte bunu şu anki sosyal medyayla çok iyi kullanabilirdi o dönemlerde ama bu da güme gitti be hocam. İşte bu da güme gitti. Ama kaçarı yok. Haklının acelesi yok hiçbir zaman. Yıllar boyunca gidecek. İzlenecek. Yani bütün herkes şey oluyor. İşte ben de konserde hep onu yaptım. Birçok yabancı festivalde arkadaki kulisteki birçok sanatçılar gelip yanında böyle izledikleri gibi. Normalde hiçbir zaman yapmadıkları hareketler böyle kaydedim. Onu gördükten sonra bir de bu sefer daha da sahnenin coşuyor. Adrenalin falan zaman konseri. Havaya sokuyor insan yani. O yüzden Türkiye'de Anadolu'da verdiğimiz konserin tadı başka. Yurt dışındaki bu festivaller başka. Tek başıma gittiğim konserler başka. Yani hepsinin tadında sonuçlarında farklı şeyler oluyorum açıkçası. Peki şeyi olsaydın ne olurdu sence? Hakikaten yani İngilizce rap yapabiliyor olsaydın o topraklar. Güzel bir soru sordu bence. Bakalım ne diyecek? Sence pozisyonun ne olurdu yani? Bu dünyada hep öyle şeyler de okuyorum, görüyorum da. Yani burada bunları boş... Biz biraz mazlum yetiştik ya hocam. Ceza da öyle. Yani Üsküdar'dayız. Ailemiz memur, babamız, annemiz memur. Öncelikle yani biz kıçımızı kurtarmalıyız. Bir işimiz olsun hayatımızın sonuna kadar, hani emekli olamayacaksak da hani rap bizi kurtarsın 60 yaşına kadar. Hani emekli olalım ya da olmayalım ama bir evimiz olsun. Hastaneye gidersek de kıçımız kurtulsun. Yani bir şeyler yapalım ya. Paramız olsun da ölmeyelim. Biz maalesef ki bu toplum olarak, ben de öyleyim. Siz de öylesiniz. Bunu izleyen insanlar da öyle, bir kaygımız var, bir derdimiz var bizim hayatla alakalı. Yani maalesef ki ceza da öyle olduğu için ya bu toprakların rapsleri ne kadar da öyle kaygısız, ne kadar da sadece salt rap'e odaklı olabilir? Olamaz tabii ki de. Bu sorunun cevabı benim verdiğim cevap. Olamaz. Olsaydın kaygısız Eminem gibi olabilirdin. Ama olamaz. Çalıyorsan dünyada ne yapardın o zaman sen? Ya şu andaki yaptığım rap tekniğimle İngilizce aynısını yapsaydım kesinlikle böyle hani bir numara bir şey olmasa bile kesinlikle rap literatüründe o şeydir. Ben de böyle düşünüyorum. Zincirin halkanın içinde olacağıma inanıyorum kesinlikle. Yine mütevazılık yaptı. Bence ilk beşin içerisinde olabilirdin. O prodüksiyonlarla vesaire. De. Ki zaten... Sosyal medyalarla, o şovlarla vesaire. Çünkü bunun... Sen entertainment yapıyorsun. Büyük bir kısmı show bunun ve show kısmı kesinlikle Türkiye'de yok. Cezada hiç yok. Kendimle ilgili reaction videoları çok bakıyorum yabancıların yaptığı. Özellikle Amerika'nın ya da rap'in çok ağırlıklı olduğu ülkelerdeki yaptıkları yorumlar, insanların söyledikleri, kendi yabancı dinleyenlerimden eminim ki yani yaptığım işten kesinlikle belli. Zaten demin yaşadığım şey, festivallerde olan olaylar, diğer büyük rapçilerle yaşadıklarım. Supernatural mesela beni sahne sonrası gelip tebrik etmişti 2002 senesinde. Köln'de gitmiştim festivale. Elim ayağım titremişti. Konserde o kadar heyecanlanmadım onu karşımda görünce böyle. Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi freestyle yapan rapçisidir. Bunları söyleyeceksin hocam işte yani. Oradakilerden biri olmak da var. Buranın da kralı olmak var. Bunlar işte çok enteresan. Ya şimdi kral demiyorum. Yani. Gerçekten şimdi öyle dediğim zaman ben öyle... Evet. Çok tamam. Değerli benim arkadaşım. Evet. Hakikaten. Bence kral diyelim ya. Niye demeyelim ki? Kim buranın kralı? Blok 3 mü? Kontkar mı? Kontra mı? Kim? Sago mu? Fuat mı? Değil. Buranın kralı sensin baba. Niye demeyelim ya? Ben buna sinir oluyorum artık ya.
Bu mütevazilik ne ya? Fuat gelir laf atar işte o zaman. Sen böyle dersen Fuat gelir laf atar. Fuat kim ya, senin back vokalinde eskiden? Ben teşekkür ederim. Öncüsü olmak. Krallıklar vardı yani Türkiye'de, ama ben de o krallardan bilinen adam. Game of. Game of Thrones mu? Yok ya, öyle bir iddiamız var. Eskiden çok söylüyorduk yani, sözlerimizde bir kralı, rapin kralı şeyler falan hani. Zaten dinleyenlerimiz, yani diğer dinleyenlere bir sürü kişi hakaret olmuş oldu artık belli bir yaştan. Bir şeyden yaptıktan sonra. Şu anda gençlerin rekabetlerini anlayabiliyorum. Bir de drill diye bir mevzu çıktı mesela. Bunda zaten kural çeteleşip kavga, bir karşı tarafla atışmak, çeteleşmek, kavga etmek. Karşıyım kesinlikle. Yani şiddetin her türlüsüne karşı olduğum için, savaş, şiddet, kavga etmek, fiziksel duruma dönüşmesi bu şeylerin. O yüzden saygım var yaptıklarım yüzüne kesinlikle. Benim saygım yok. Drill. Bu bambaşka bir şey. Ama Türkiye'de biraz zor oluyor işte. Devam edelim. Bunu tanıyor musun? Tanıyor musun? Çok yavaş söyle, ben yetişemiyorum. Çok yavaş söyle, ben yetişemiyorum. Evet. Çok iyi. Çok iyi. Bir çok iyi. Cezanın istediği dinleyici. İnsan evde böyle abi, senin şarkıda söylerken can çekişiyorlar. Yani rapin kana karışması da bu yüzden biraz zaman aldı galiba. Evet, keşke eskiden olsaydı böyle şeyler. Ya. Yani ben böyle bir video çeksem söylerken, birçok söyleyenler var bu kardeşimiz gibi. O kadar izlenmez bence. Değil mi? Bunun linci de var mı? Ne? Ceza şarkıyı silmeye gidiyor. Tabii senin şu an hani bu yaş kitlesinde TikTok'ta var olmak, hani şarkına sus ne kadar? TikTok'ta o yok. Onu video çeken o kız var, o da onun videosunu çekmiş. TikTok'ta var olmak diye bir şey yok. Onun official hesabı var mı acaba? Abi 2000'lerde yine değil mi? 2015'te çıktı. 2015'te. Eskimiyor şarkı ya. Evet. Acayip oldu. Yeni nesilde de karşılığı olması hoşuna. The prophecies had been forgotten. We upset. Diyorum ya, doğrunun acelesi yok ya. Her zaman gider yani doğru, gerçek. Görmek. Tabii. Devam et. Ergenlikte dinlerdik, şimdi olsa dinlemem. Zaten o zaman ergenlere göre yapmıştık parçayı o zaman. Şu an hala dinliyor insanlar ergenler. O bir şey oluyor ya abi, bizim de işte çok güzel hareketleri abi eser ergenlikte izliyorduk, şimdi hiç izlemiyorum falan. Böyle bir kitle seni, hani ne diyeyim, hani artık dinlemek atıyorum daha demoda hissimi veriyor ya da işte o geçici hissi... bir durum ama bence abi. Ben onu yaşadım. Çok insanda öyle bir şey oluyor. Ondan sonra tekrar eskiye dönüyor. O nostalji özlüyor bu sefer insanlar. Özlüyor değil mi? Evet, kendimden de biliyorum. O şekilde düşün. Bende de var o, evet. Yani bir 30 yaşlarda öyle gibi ya, eskiden gençken şunu seyrediyorsun. Sonra onu seyretmeye başlıyorsunuz tekrar. Tekrar. Yani kaçta geri geliyor şimdi mesela? 40 bu. Çünkü o sensin. O senin özün aslında. Atıyorum ben 10 yaşındaki dinlediğim Ceza şarkısı 20 yaşında böyle uzaklaşmışımdır. Çünkü toplum benden veya çevremdeki insanlar işte rock and roll'a falan ağırlık vermiştir. Ben cool bulmuşumdur onu. Ondan rap mi bu iğrenç? Ondan sonra diyorsun ki ulan siktir git, ben bu değilim. Benim özüm var ya. Ben özümde ne hissediyorum? Ne dinlemekten hoşlanıyorum? Bu. O zaman eski Ceza sokak sanatı şarkısı. Benim özüm bu. Siz siktirin gidin diyorsun. Kendine dönmeye, kendini hissetmeye başladığın zaman dönüyorsun işte. O dönem daha bir keyif alıyorsun. Ondan bahsediyorlar. Çok da güzel ve çok doğru bir mevzu. Bu yaşlarda biraz gittiler ya. Eser'de yaşandı da 45 gibi geri mi gelirler? Bence diyorsun. Evet ya, öyle olacak. Kesinlikle. Çünkü o zaman onlar şey oluyor. Ben de mesela şey Bir Demet Tiyatro mesela abi, Hemen abi hani evet. Yıllar sonra şu anda tekrar açıp izleyeceğim. Eskiden izlerdik diye bir şey yok abi. Şimdi yine izleyebiliyorsunuz eski bir şeyi. İnsanın biraz modu ve psikoloji yaşadıkları Arada geçen şeylerle de ilgili aslında. Bir de mesela o adamı işte 2000'lerde dinliyordum, 2010'larda dinliyordum, 2020'lerde de var, 2030'da da var. Ya bu adam var diye bir saygıya da dönüşüyor gerçekten yani. Zaten o yüzden saygı duyarsın adama. Benim kafa, burun, dudak hep vardım yani. 2003'ten beri var. Arada biraz gül be kardeşim, bu nedir, her fotoğrafı ciddiye, tamam anladık. Biri der gülme ama gülme işte. Anlar çıkıyor. Çıkıp pantolonu çıkarıp. Çektikten sonra böyle bir ağzı kapıyormuşum, böyle diller miller çıkıyor. Çıkıp pantolonu çıkarıp. Bir tavırdık belki de. Bilmiyorum, o da özellikle değil işte. Daha
gençlik. Biri. Gerçekten yamuk diyor. Devam edelim. Parmağın yamuk abi demiş biri. Gerçekten yamuk bir abi. Yani öyle bir var mı? Mı şey? Bilmem, basket basket oynarken oynadım, bir çok oynadım. Kırılma mırılma bir şey oldu mu? Yok hiç kırılma olmadı ama. Olabilir ya sanki yamuk. Ben yamuk abi. Her şey dahil tatillerimizle kampanyacılar haftada sadece 1.5 dakika görüşebiliyorlar. O ne bir oğlum, o zaman kireç dökün üstümüze de yayılmayalım. Bu neymiş ya? As long as there are products and brands, there's always going to be advertising, marketing, communications. It's a... Şu ana kadar gayet güzeldi yani. Cezayı da mutlu ve bu şekilde görmek güzel. İzliyorum içeriden. Niye insanlar arasında ayrımcılık yapıyorsunuz? Bırak herkes rahat rahat tatilini yapsın. Kardeşim git say kedi tatili kedi şey zorunda yap. Kendi havuzunda yap. Burası benim çöplüğüm. Burada benim işime karışma, tamam mı? Anladın mı beni? Oh, bunu ben, bunu sen, şunu ben, onu sen, günü ben, günü sen, fenomen olacak, olacak yer gelmen hemen, kıvamı bahsettin hemen, hemen dostunu göremezsen, düşünün kokunu geri veremezsen, izler gibi etemezsen, veremezsen, kalbini geri gelemezsen, sen beni bilemedin, yüreğimi göremedin, kendini bilemedin, yamacımı gelemedin, amacını varamadın, her yeri daraldın, bıraştı, yırıldın, acımadan aldın. Lan lan lan, babam kızıyor lan. Abi oyuncu çok heyecanlanmıştın abi ya. Abi çok ama burası. Kendimi böyle kalsam o içeride bayıldım zaten çıkınca. Harbiye değil mi bir de burası? 5000 evet, evet. Kişi var orada. Evet abi. Ve tiyatro sahnesindesin. Çok özel yerdeydi hani böyle herkes. Böyle şeyler çok heyecanlanır mesela. Oyunculuk olduğu zaman konu klip çekimlerinde falan hakikaten ne kadar zor olduğunu anlıyorsunuz olayın abi. Kendi şarkılarını söylerken o ya da 5000 kişinin karşısına çıkmak o da heyecanlanıyor. O heyecanlanıyor mu? Orada başka bir sıkıntı bir şey oluyor. Onu kontrol edebiliyorum sahneye çıktıktan sonra. O saatten sonra işte zamanı ne kadar hızlı yavaş yönetiyorum. Şarkıyı, nefesimi ayarlamak, insanlarla iletişim ama burada biraz böyle blackout olduğu zaman çok kötü oluyor böyle durumlarda ya. Karşılık heyecandan... konuşuyor. Evet. Onu hissettim yani. Çok da çok hevesim var. Sevdiğim bir şey yani. Saygı duyduğum bir sanat ama çok zor abicim ya. Ayrıca respect yani yapan herkese. Devam edelim. Pardon beyler dalmışım yazmış buraya. Kelime şakası. Neresi abi burası? Burası neresiydi? Bodrum galiba abi. Ya. Seviyor musun mesela. Dalma? Yani nasıl oldu bugün? Ben normalde hani böyle beklemedim. Beni keşif dalış olarak yavaş yavaş yaptılar. Bir anda 30 metreye gelmişim yani. Öyle başladım. Öyle değil. Direkt 30'la. Evet. Yani 1 saat 2 saat o gün ilk dalışımdı. Ondan sonra biraz tabii ki yavaş yavaş birkaç kere daha denedikten sonra şu anda seviyorum ya. Ha, düzenli yapıyorsun şu an. Düzenli demeyeyim ama yani yapabiliyorum. Yapabiliyorsun. Devam edelim. Bu rakamları var. İMDKB ilk seans kapanış 53.721 puan. Dolar 1 lira 56 kuruş. Avro 1 lira 99 kuruş. Cumhuriyet altın 388 lira. Efendim günün getirdiği ve bizim gündemden seçtiğimiz başlıklar bunlardı. Pazartesi 13.30'da görüşmek üzere. Hoşçakalın. Tamam. Burada Beyaz Show'da ana haber sunuyorsun değil mi? Ceza dolardan daha çok değerlenmiş. Kaç diyor dolar bu? 1.56. 1.56. Oha. Ne günlermiş. Şu an yapıyor musun? Yurt dışında konser falan yapıyor musun abi? Yani biraz zorlaştı galiba değil mi? Şu an zorlaştı. Kendimiz yapmaya kalktığımız zaman çok zor oluyor açıkçası. Çünkü tur planımız vardı. Bu son o devalüasyon üst üste olunca yani vazgeçtik biraz erteledik. Ama yani festivaller ya da yurt dışındaki konser davet olduğu zaman gidiyoruz. Gidiyorsunuz. Parayı onlar verince sıkıntı evet, yok da burada para planlaması yapınca olmuyor. Ya bir de orkestrayız biz. Ekibimiz bayağı geniş kalabalık olunca bir de daha da büyük sıkıntı olmuş mesela. Şey teklifleri geliyor değil mi şu gelmese olur mu? Yani illa DJ gelmek zorunda mı falan hani öyle bir. Evet evet. Yani organizatörlerde hep öyle bir durum var zaten. Var, yani. Evet. Devam edelim. 40 yaşından sonra spora başlamak kötü olmadı mı? 40 değil ya çocukluğumdan beri spor yapıyorum ben. Evet niye öyle bir yani, şey demişsin? Normalde şu anda bir de COVID olduktan sonra 3 kere hastalığa yakalandım. İlki çok ağır geçmişti benim. Son kontrolümde astım işte çıktı artık ciğerde biraz lekeler falan böyle. Yine ona rağmen %99.9 yani olimpik sporcuyla birebir aynı ciğer gücü çıktı bende son kontrolümde. Öyle mi? Evet. Ha, o zaman hep yapmışsın spor abi. O. Aynen abi. Yani sahnede de çok fark ediyor zaten olay. Selam dostlar. Yeni yılda hepinize sağlık, bereket, mutluluk ve bol müzik diliyorum. Mutlu bir yıl dileme kral. Albüm yok mutlu olalım demiş biri. Evet albümü biraz geciktirince falan çok sinirlendi. Abi yıllardır geciktiriyorsun ama yani. Hani Simpaş'ta otururken de geciktiriyor. 2006, 2007, 2006 diyorsun. 2009'da çıkıyor yani. 3 sene falan geciktiriyor. Evet gitti değil mi? Ya bu son 5 sene aslında üretimimle ilgili, yani özellikle hayatımla ilgili çok zor bir dönem geçirdim. Yani 2019'da işte babamın kaybıyla başladı. Domino taşı gibi birçok böyle kayıplarım yaşadım. İşte hastalık süreci, işte pandemi olması. Çok üst üste cenazeler. O kayıplar zaten manevi şeyler biraz insanı farklı bir hale getirip yontuyor açıkçası. Yani o 5 sene içerisinde planladığım halde albümlerimi çıkaramadım açıkçası ama çok fazla parça ürettim. Yani Sus Pus en son çıkarttığım albümdü.
neredeyse şu ana kadar. Ama yani o eski enerjin olmadığı için yaptığın şarkılar da okey şarkılardı hani. Yani yapmasan da olur şarkılardı aslında. Hani bir Manchester, bir Rapstar, bir yerli plaka veya ne bileyim Dark Places, Önce Kendine Bak, Efkar Perdesi, bu tarz albümlerde, bu tarz albümler içerisinde mükemmel şarkılar var. Ne benim? Öyle şarkılar değildi be üstad. Bence öyle düşünüyorum yani. Kadar bir öylesineydi albümlük, yani. Bir albümlük düet çalışmaları oldu yani. Sayısız konser oldu, provalar. Ben müziği aslında hiçbir zaman bırakmadım. Ama yani şu anda albüm hazır zaten yani. Bu süreçte yine Sığındığın Liman hep bir müzik mi oldu yoksa müzikten de koptu mu? Çünkü müzik de hani hep işte babana da ispat olarak bir araçtı, hatırlatıyor diye uzaklaştığın oldu mu? Güzel soru. Yani şey müzikten uzaklaşmak için değil. Yani moraliniz bozuldu, bir şey yapmak istemediğiniz oluyor ama müziği bıraktım ya da müziği yapmayayım diye bir durum. Eğer gerçek bir sanatçıysanız müziği bıraktım derseniz 10 yıl sonra içinizden bir yazmak geldiği zaman şarkı yapmak yani onu nasıl durdurabilirsiniz yani. O yüzden bırakmak diye bir şey yok da hani ara verdim desem daha doğru olur. Yani yapamadım ya da çok ağır. O Eminem'de de vardı, gayet normal ve doğal bir şey. Bu insanın içinde olan bir şey ki bu. Yapamazsın, yaparsın. Bir süre yapamazsın 5 yıl ama bir anda yaparsın Suspus çıkar. Bir anda yaparsın Rapstar, bir anda yaparsın Medcezir çıkar ya da Eminem açısından söylüyorum. Bir anda yaparsın Relapse çıkar. Bir anda yaparsın Houdini çıkar. Bir anda yaparsın We Made You çıkar. Bir anda yaparsın Beautiful şarkısı çıkar. Böyle yani hani. Ağır geçti. Hep yakıtın olmaz zaten hayatta. Hep yakıtın varsa asiktir lan burada bir şey vardır yani bir anladın mı? Saçma bir mevzu vardır burada. Hep yakıtın olamaz zaten. Ya. Şimdi nasıl? Şu anda daha iyiyim ya aslında biraz. Yani üretmeye başladım. Sevenlerimizin destekleri, ekibim, arkadaşlarım, ailem. Yani her zaman yanımdalardı yani sağ olsunlar. Bir de artık dediğim gibi yaşta büyüdükçe bazı olaylar daha farklı bakmaya başlıyorsunuz. Yani bazı şeylerin önüne geçilemiyor. Yani üzüntüyle de bazı şeylerin üstesinden gelinemiyor. Bazı şeyleri atlatmak daha kolay oldu. Arkadaşlar şimdi aslında... Albümde yaptım şey yani arkadaşlar. Albüm geldi. Ne zaman gelecek? Ya bu sene çıkacak. Yaz ayı içerisinde yaz bitmeden çık. Kesinlikle diğer sene çıkacak o zaman. Çıkmış olur diye tahmin ediyorum. Aynen. Albüm dedim kaç tane şu parça? 10 parça yapmayı, 10 parça yaptım yani neredeyse. Yani 10 şarkı olsun istiyorum. İyi bari yani şu an her şeyin single'a döndüğü bir dünyada 10 parçayla sevenleri doyuracaksın gibi. Evet dinleyenlerimiz zaten en çok onlar için. Yani yoksa şu kadar dinlenecek listelere girmem ama şey böyle bir kaygı da artık yani çünkü kalmadı. Şu andaki streamlerde de belli çünkü bazı hileler. Öyle bir kaygı zaten olmaması gerekiyor. Çünkü bu dönem nedir? Atıyorum ben Meteor'um ben. YouTube'da 14.000 kişiye hitap ediyorum veya Sel Meteor var veya Zıt Dırıbıt var. Ya müzik de aynı şekilde Spotify'da 500 veya Spotify'da 1000 kişi dinleyeni olsun atıyorum adamın. Adam bu işten geçinebiliyor. Müzik yapmaya devam ediyor. Müzik yapıyor. Artık bireyselleşti her şey. YouTuber bireyselleşti. Müzisyen bireyselleşti. Sen cezasın, sen bireyselleştin. Aslında hepimiz onları tanıyoruz diye bunlar çok büyük piyasalarda değil aslında. Her şeyin bir hub'ı var. Sen hub'ındaki insanlara bir şey sun, o sana geri dönsün, sen bu şekilde geçin. Muhabbet aslında bundan öte artık. Majör müzisyenler bunu kaçırıyor işte. Artık yani 150 milyon veya ben Sezen Aksu'yum, herkes beni dinliyor muhabbeti yok. Hub'ın içerisinde büyük bir hub topluyorsun, onlara bir şey sunuyorsun, geri dönüt alıyorsun, öyle geçiniyorsun. Muhabbet budur aga. O yüzden üreteceksin, hub'ın sana dönüş yapacak. Bu. Onu besleyeceksin, o seni besleyecek, o seni besleyeceksin, bu besleyecek. 14 binle de geçinebilirsin, 20 binle de geçinebilirsin, 1 milyonla da geçinebilirsin. Eğer tabii ki de iyi bir iş yapıyorsan. Taraflı tutumlar, yandaş olma durumları falan var. O yüzden hani bilemiyorum ne olur. Ama ben sonuçta beni dinleyenler albüm çıktığını görecekler, bilecekler ve dinleyecekler. Benim için önemli olan o. Evet. Çok da sağlam bir kitlem. Var. I remember cooking my first brisket like it was 16 years ago. Zeki ve iyi kitlem var. Bunu da biliyorum. Facebook Ceza Fan sayfa Facebook değil ya Instagram Ceza Fan sayfalarına da hakimim. Hepsi arkadaşım. Gerçekten hepsi de 10 numara insanlar. Böyle insanlar dinlesin, böyle insanlar takip etsin. Devam edelim. Biz küçükken Sagopa Kajmer Ceza filan dinlediğimizde bize garip garip bakıyorlardı rap müzik mi diye. Şimdi gençler Uzi, Keleş filan dinliyorlar. Ve dinlemeyenlere garip garip bakıyorlar. Hayat değişti. Ha, öyle.
şimdiki gençleri de anlamıyorlar durumu var mı abi? Şimdikiler biraz daha kabul görüyor gibi ya. Yeni rapçileri daha şu an... Abi biraz marjinal göründüğünüz zaman toplumda dikkat çekiyorsunuz. Hı. Mesela büyük şehirlerde İzmir, Ankara, İstanbul biraz daha kabul gördü ama mesela hı, Anadolu'da çocuk böyle mesela küpe, dövmeler falan bazı yerlerde sıkıntı ha, hala da yaşıyor ki biz bunu 90'larda yaşadık. Yani İstanbul'un büyük şehirlerinde kabul görmesi uzun sürdü. Hı. Belli semtlere gittiğin zaman yok küpen var, yok bol pantolon giymişsin, dövmen var falan gibi çok fiziksel yaşadığımız çok şeyler oldu zamanında. Hı. Zaman zaman oluyor işte millet farklı gördüğü zaman birini kendisinden. Daha böyle aşağı ya da daha böyle kurban, daha farklı böyle bir aşağılama bahanesi buluyor bir şekilde. Hmm. Kimse kimseye benzemek zorunda ya da onu beğendiğini beğenmek zorunda değil. Ki insanın dış görünüşünden içinin ne olduğunu da bilemezsiniz. O yüzden yani farklı görünmek, farklı şeyler dinlemek, insanlar birbirlerine saygı göstermesi lazım açıkçası. Hmm. Ya. Bunun yüzünden çok zamanda sıkıntılar yaşadı gençler hepimiz yani. Ya böyle şeyler azalıyor bence gitgide ki. Çünkü Anadolu'da çok festivallere de gidiyorum, konserlere de gidiyorum. Azalsın artık işte be. Normal. Belli yerlerde, belli yerlerde her şey. Bitti. Teşekkürler izlediğiniz için. Çok uzun video oldu. Umarım bu videoda yerine ulaşır. Çok güzel vakit geçirdik diye düşünüyorum. Albümü bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.